Oyunun atmosferindeki renklere bakarım. Sonra da gelir derim ki. Ya amına kodum. Hadi be, yine aynı şey oldu bak. Sinir bozucu. Arkada bu video dönerken ben de size yılan oyunu nasıl işlediğini anlatayım. Selam millet. Yeni bir diyalog videosuna daha hoş geldiniz. Bugün bir yılan oyunu yapacağız. Ve bunu 2 günde yaptım bu sefer. Biraz daha kısa bir süre diğerine göre. Ve farklı modları eklemeye, dinamiği biraz daha değiştirmeye falan çalıştım. Bu süreçte beni en çok zorlayan şey yapılan öbür oyunları incelemek oldu. Çünkü zaten basit bir yılan oyunu yapsaydım bunu herkes yapmış olurdu. Biraz daha fark katabilmek için geçmişteki insanların neler yaptığını inceleyip onun üstüne bir şeyler kurmam gerekiyordu. Ve bunu yaparken de mükemmele yakın bir düzeyde gitmem gerekiyordu, oynanabilir olması adına. Bakalım ben bu oyunu geliştirirken hangi süreçlerden geçmiş ve neler yaşamışım. O zaman planlamayla başlayalım. Geçmiş oyunları inceleyip temel mekaniği oluşturduktan sonra normal bir yılan oyunun üstüne neler ekleyeceğini düşündüm. Sonrasında ise kullanıcının edindiği skorları kaydetmek için lokal Twitch oluşturmam gerekiyordu ve kodları React'a optimize edecektim. Son aşama olarak da testerlara projeyi gönder. Geçmişte yapılmış oyunlar. Selman Kahya'nın Dünyanın En İyi Yılan Oyunu adlı bir videosu var. Burada insanların yaptığı yılan oyunlarını inceleyip bir puan veriyordu. Yarışma gibisinden. 40 dakikalık bir video. Baştan sona izledim ve atıyorum burada random yerlerde oluşmayı vermişiz. Belli bir süre içinde duvarların kapanması, ekranın ortasında skor yazmak. Selman Kaya bu videosunda aslında geri dönüş de yapmış. O çok mükemmel bir şey yani. Kendimizi geliştirirken çok fayda sağlıyor ve ivme kazandırıyor bu tür geri dönüşler. Bir başka oyunda da GIF ekleyerek oyundaki infoları vermeye çalışmış bir arkadaş. Çok hoşuma gitti. Ben bunu kendi projemde kullanacağım zaten. Bunun dışında elma yeme sesi ve zehirli elma gibi bazı eklentiler var. Böyle böyle ilerleyip temel bir taslak oluşturdum kafamda. Bütün bunları nezlettikten sonra kendi oyunuma başlayabilirdim artık. İlk önce yine Selman Kaya'nın 10 dakikada yılan oyunu videosunu izledim ve bunu yapmaya çalıştım. Mantığı az çok bilsem de hani belli birinin üstünden gitmek, o kodu yapısını anlamak için bunu yapmam gerekiyordu. Arkada bu video dönerken ben de size yılan oyunu nasıl işlediğini anlatayım. Bir kanvasımız var. Kanvas içinde belirlenmiş bazı kareleri renklendiriyoruz aslında. Dikdörtgen şeklinde. Dizimiz oluyor. Bu dizi bizim yılanımız. Dizinin içine belli bir karakter sağlıyoruz. Ve eğer dizinin koordinatı elmanın koordinatına eşitse diziyi bir arttır diyoruz. Aslında olay tamamen bundan ibaret. Onun dışında duvara çarptığını, duvarın en sonuna gittiği zaman en sağdan geri çıkması gibi bazı kodlar da var tabi. Ama temelinde iki koordinat birbirine değdiyse ikinci koordinatın başka bir yerde random bir şekilde spamlamasını arayıp döngüyü tekrar diyorum. Bu koordinat eşleşmesi noktalarında skor olarak ekrana yazdırma şansımız var tabi. Temelinde yılan oyunu bu. Hani bunu C#'ta da, JavaScript'te de, Python'da da bu şekilde yazıyorsunuz. Çünkü bu oyunun mantığı bu. Onun dışında key kodları alıp yukarı aşağı sağ sol tuşlarına bastığım zaman bu yönlere gitmesini sağlayan bir key push kodu yazdık. İkinci videodaysa daha farklı bir yöntem izlenmiş. Onu da baştan sona yapmaya çalışıyorum. Ama mantık ilkiyle tamamen aynı. Belli bir ivme değeri var. Belli bir denetim var. Önceden belirlenmiş bir zaman diliminde tekrar ediyorsunuz aslında. Bu da bizim oyun hızımızı ele veriyor. Yani set interval kullanarak aslında oyunun ne kadar hızlı veya yavaş olduğunu seçiyorsunuz. Bunu da ileride kullanıcıya kolay, orta, zor şeklinde bir oyun zorluğu verirsem orada kullanabilirim diye tamamen kullanıcının denetimine bıraktım aslında. Ek olarak oyunun bitmesi durumları var. Eğer yılan kendi kuyruğundaki bir kareye çarparsa oyun biter veya duvara çarptığında oyun biter gibi bazı şeyleri ayarlamamız gerekiyor. Burada tuhaf bir hata aldım. Onun üstünden devam edip sorunu çözmeye çalışıyorum. 2 saat uğraştıktan sonra minik bir şey yanlış yaptığımı fark ediyorum ve her şey başa sarıyor. Mantığı tamamen kavradıktan sonra tutorial videolarını izlemeyi bıraktım ve kendi oyunumu yapmaya başladım. İlk versiyon. Yaptığım ilk versiyon bu şekilde. İnternetten bulduğum basit bir yılan oyunu mekaniği üstünden devam ederek buna geliştirme sağlamam gerekiyordu. Tabii Skyrim müziğimizi ihmal etmememiz gerekiyor lütfen. Bir 10-15 dakikanın sonunda bu gördüğünüz yılan oyunu şöyle bir şeye dönüştü. Gri sistemi ekledim, renkleri değiştirdim ve skor ekledim. Aynı zamanda ekranı ikiye böldüm. Bir tarafta skor ve diğer değişkenler. Diğer tarafta oyunun kendisi olacaktı. Ve biraz daha bir oynanışı dinamikleştirmeye çalıştım. Yani karakterimiz yılan gibi kıvrak artık. Diğer taraftan yılana bir gradient efekti verdim. Hani kuyruğa gittikçe saydamlık azalıyor aslında. Bu da bence çok tatlı bir görüntü kattı oyunumuza. Şimdi skor ekleme zamanı. Skorun ID'sini çektim ve bunu değiştirmek için ek bir kod yazdım. Tabii ki birer birer gittiğimiz zaman oyunu sıkıcı hale gelecektir. Çünkü bir yemi yediğiniz zaman bir puan artıyor sadece.
100 yam 100 puan yapıyor. Bu biraz saçma ve sıkıcı olur. O yüzden skoru başka bir değişkene atayım. Bu değişkeni 5 ile çarptım. Yani her yamda 5 puan kazanacağız artık. Biraz daha kalite kontrol. Çok zevkliymiş ya yalan oyunu. Uzun zamandır oynamıyordum böyle bir şey. Şöyle profesyonel manevra yapalım hemen. Oyunu biraz daha geliştirdikten ve üstüne kafa yorduktan sonra mod, zorluk ve palet seçimi ekledim. Böylece ekran görüntüsü alıp yazılımcı ağalarıma atabilirim bunu. Kağıttan koda. Ben bir oyun yaparken bunu kağıda çizmeyi çok seviyorum. Hani alışkanlık belki bir yandan. Her şeyin kağıtta net ve detaylı bir şekilde görünmesi taraftarıyım. Bu arada pazartesi günü çok sıkıcı bir dersimiz vardı. O derste çizdim bunu. Şimdi bu tasarımlara göre oyunu tekrar yapalım. Orta zorlukta bir oyun. Klasik modda olacak. Diğer taraftan yeni modallar eklemem gerekiyor. Yani ekranın üstüne gelen pop-up şeklinde düşünebilirsiniz. Bunlardan ilki yeni oyuna başla, ikincisi de oyunu bitir. Yani game over ekranı. Bunları şöyle bir gözden geçirip tek tek yapmaya çalışalım. Öldüğümüz zaman en yüksek skoru ve mevcut skoru verecek. Bunlara sonradan kullanmak adına bir spam verdim. Yeni oyuna başla modalında mod seçme ekranında bazı görseller kullanmam gerekiyordu. Bunları oyunun içinden aldım. Bunların altına kendi modlarının ismini yazdım. Klasik mod, zamana karşı ve sonsuz şeklinde. Tabii bu görseller şu an temsili. Daha sonra değişecek bunların hepsi. Bir GIF yapmayı düşünüyorum buraya. Alt tarafı bir zorla ekleyelim. Burada bir buton grup kullanmayı düşündüm. Kolay, orta ve zoru seçtiğimiz zaman radyo buton olacak ve direkt oyuna işleyecek yani. Yan tarafa minik bir açıklama yaptım. Hani belki kullanıcı neyin değiştiğini görmek istiyor olabilir. O yüzden bir açıklama ekledim. Ve aynı zamanda oyna butonuna bastığımız zaman ayarları kaydedip oyuna aktarıp bulunduğu modu kapatacaksın. Çok büyük bir görev var aslında bu butonun üstünde. Artık sayfayı yenilediğimiz anda değil de oyuna butonuna bastığımız an oyun çalışacak. Ve bunun gibi oyuna etki eden bazı bug'ları çözmeye çalıştım bugün. Yavaş yavaş yorulduğumu hissediyorum, o yüzden oyunu böyle bırakıp yarın devam ki. İkinci gün farklı oyun modları. Bugün biraz zor olacak çünkü daha önce yapmış olduğum temel oyun mekaniği üstüne bazı yamalar yapıp zamana karşı ve sonsuz modlarını entegre edip bunu düzgün bir şekilde çalıştırmam gerekiyor. Hatta gerekirse kodu en baştan yazmam bile gerekebilir. Tabii ben bunun yerine oyun kurallarını güncelleyen ek bir kod yazıp hangi mod seçildiyse ona özgün özelliklerin verilmesini sağladım. Atıyorum zamana karşıysa kalan süreyi ekrana yazdıran kod çalışsın. Geri kalan durumlarda çalışmasın gibi. Zaten görüyorsunuz şu an yavaş yavaş azalıyor süre. Bunu alıp kodun yanına ekledim ve çalışır hale getirdim. Biraz zor modda oynayalım değil mi? Elmanın bazen sapıttığını fark ettim. Bu yüzden bunu düzeltmek için bazı bug fixler yaptım. Şimdi geldik oyun bitti bildirimine. Normalde ekranın herhangi bir köşesine çarpınca, kendimize çarpınca ve zamana karşı modda, zaman bitince hep aynı uyarıyı veriyordu bize. Oyun bitti, işte game over tarzı. Ben şöyle bir şey yaptım. Game over fonksiyonuna bir mesaj ekledim ve bu mesajı çağırdığımız zaman içine ekleyeceğimiz ifade aslında bizim game over ifademiz olacak. Hem game over hem bu bildirimler olsaydı ortalık biraz karışacaktı. Burada bir mola vermem gerekiyordu. Hani birkaç saatlik bir mola. O yüzden geri kalan işleri ekranda görüyorsunuz zaten. Geri kalan işlere sürekli yeni işler eklediğim için projeler bitmiyor. Kendi yeni bir şey gözlemledim. Ama halledilir. Bu özelliğimi seviyorum. Bunlar olmadan gelişemiyoruz sonuçta. Mola bittikten sonra başımın belası olacak bir konu, yani renkler ve temalara geçişi yapmış bulunmaktayız. Ya şimdi ekranda sadece bir renk olması çok sinir bozucu bence. Bu yüzden farklı renkler yapayım dedim. Geçen yıl yaptığım bir projede kullanmış olduğum renk paletini seçtim. Ve bunun aslında kanvas rengini değiştirdiğini fark ettim. Tabii buna sadece kanvas rengi değil aynı zamanda yılan ve yam rengi de gerekiyordu. Bu yüzden bir renk paleti bulmaya adadım kendimi. Şöyle bir şey olabilir mi? CSS'in altında bunları yazdım tek tek. Yani mantıklı olabilecek değerleri. Bakalım şöyle bir. Bu güzelmiş. Bir de Matrix yapalım ya. Full green böyle. Pastel renk olsun. Bak bu güzelmiş. Tamamdır. Bunları becerebilirsem oyuna ekleyeceğim ama spoiler vereyim beceremeyeceğim. Çünkü bayağı bir kafa patlattım. Çözemedim ve akıl sağlığımı korumak adına öyle bir özellik yapmaktan vazgeçtim. Tek renkte sıkıntı yok da 2-3 renk bayağı bir dumura uğratıyor insanı ya. O yüzden tek bir tema üstünden devam etmek mantıklı geldi ve bu temayı aradım. Hangisi daha güzel durur diye. Şu güzelmiş bak. Bunu direkt uygulayalım bence. Aynen. Oyunu testerlara gönderdim. Aynı zamanda kendim oynadım. Hani bir hata var mı? Nereye kadar ilerleyebiliyoruz gibisinden. Minik bir test sürücüne çıkalım şöyle. Oyun modlarının daha net anlaşılması için bazı gameplay videoları çektim. Minik minik. Böyle bir 10-15 saniyelik yani.
Klasik moddan başlıyoruz. Duvara çarpmam gerekiyor. Hop, hop, hop. Güzel. Zamana karşı modda biraz zaman kaybetmem gerekiyor. Bekleyelim şöyle. Güzel. Sonsuz modda da hiçbir şey yapmadan özgürce dolaşmam gerekiyor. Sonra bunları Camtasia'ya aktarıp bir eşitlemeye çalıştım. Hepsi aynı süreç içinde olsun ki hani biri 15. saniyedeyken diğeri 2. saniye bitmesin gibisinden. Böyle. Çok fazla ses var dur. Görüntünün daha dinamik olması açısından bu videoların hızını arttırıp 5 saniyeye indirgedim. Çünkü GIF çok fazla sürünce frame sayısı artınca bazı sıkıntılar oluşuyor. Hani bir de gerek yok yani. Kullanıcı o kadar çok izlemeyecek. Büyük ihtimalle akıp geçecek yani. O yüzden çok detaylı uğraşmaya gerek yok. Gifler tamam ama ben şöyle bir rahatsızlık duyuyorum. Video bittiği zaman ve en baştan başladığı zaman bir döngü sorunu oluşuyor. O yüzden videonun başına aldım, en sonuna getirdim ve geçiş efekti yaptım. Böylece HTML bunu loop aldığı zaman hiçbir şekilde kullanıcı bunu fark etmeyecek. Bunu yapmasam da olurdu evet ama güzel durmasını istiyorum her şeyin. Daha böyle pürüzsüz olmasını istiyorum. O yüzden yapmayı tercih ettim. Videoları tek tek GIF halinde export aldım. İkinci de tamam ve üçüncü de tamam. Ve bunları oyuna aktardım. Sonuç olarak şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Bence çok daha tatlı oldu ya. Yavaş yavaş böyle mükemmele erişiyoruz. Tatlı. Bu modların altına özetleyici birkaç cümle yazıyorum. Ve ifadelerin ön planda olmaması için gri renkte ve biraz daha bold olmasına uğraştım. Şöylece güzel. Ve radyo butonlar oluşturdum hangi modu seçtiğimizi görmemiz için. Tabii şu an aşırı böyle acemi görünüyor. Bunun rengini değişmesi lazım. Biri bana bu projeyle gelse, ben böyle böyle minik bir şey yaptım dese ve oyunun atmosferindeki renklere bakarım. Sonra da geri derim ki, bir Ya amına kodum. sen burada niye? Bu Bootstrap'in kendi rengini kullandın. Hani senin kendi kütüphanen, kendi rengin yok mu? Derdim. Bu küfrü kendime etmemek için biraz üstüne uğraştım ve değiştirdim rengi. Ya bunu yapmak şey gibi. Eskiden bir video vardı ya böyle intro koymuş. Introda Your Name yazıyor. Sırf orada Your Name yazıyor diye çocuk gitmiş kanalının Your Name yapmış. Hani öyle bir şey bunu yapmak. Diğer taraftan sosyal medya hesaplarımı ekledim. Çünkü bu projeyi ben yaptım hani. Bir zahmet. Instagram, GitHub, LinkedIn ve YouTube'a ekledim. Kaldı ki bunu da önceden yapmış olduğum bir projeden hızladım. Aslında yazın bir bakıma bu ha. Hani bir şey yapıyorsun, belli bir süre sonra onu kullanıyorsun. Elma yeme sesi çok yüksek geldi. O yüzden bunu Audacity'ye aktarıp desibelini düşürdüm. Bağırmıyorum, benim desibelim bu. Hadi be, yine aynı şey oldu bak. Sinir bozucu. Lokale kaydettim. High score'umuz var artık. Kendinize yarışabiliyorsunuz. Yabancı dil desteği. Oyunu İngilizceye çevirdim çünkü bir GitHub'da paylaşacağım bunu. Bu yüzden yani sadece Türklerin oynaması biraz saçma olur. Kaldı ki zaten buna ileride ben Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ekleyebilirim. Aşırı talep olursa hani ben yalan oyunu anlamıyorum diyen olursa yaparız yani hiç sıkıntı yok. Ama İngilizce yapmayı tercih ettim dediğim gibi. Bu arada şöyle bir sorun yaşadım ondan bahsedeyim. Zorluk seçiminde Easy, Medium, Hard yapmıştım ya. Bunları aktarırken bir sorun yaşadım ve sorunu asla çözemedim. Her ne yaparsam yapayım kendi hızıyla devam ediyordu. Hiç değiştiremiyordum. Sonra fark ettim ki ben bunların değişken ismini yazarken kolay, orta, zor şeklinde yazmışım. Bunun için bir 5-10 dakika kaybettiğimi söyleyebilirim. Ya sessiz olun. Değişken isimlerine özellikle dikkat edin. Çünkü zaman kaybına sebep olabiliyor. Ve öldüğümüz zaman ekranın kararması için ek bir kod yazdım. Çünkü bunu yazmadığım sürece oyun kendi kuyruğumuza çarptığında devam ediyordu ve bu sırada kararıyordu. Bunun yerine kendi kuyruğumuza çarptığımız anda gridin sıfırlanması, oyunun bitmesi gibi değişkenleri ayarladım. Ve nihayet oyunun sonuna geldik. Artık uyumam gerek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki diyalog videosunda görüşmek üzere. Direkt yatağa gidiyordu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki diyalog videosunda görüşmek üzere.